Merhaba arkadaşlar. 7. sınıf eşitlik ve denklik sorularıyla devam ediyoruz. Şimdi birinci sorumuzda yukarıdaki eşitliği korunarak soru işareti yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafına yapılması gereken işlem nedir? Şimdi gördüğünüz üzere 3 artı soru işareti eşittir 15 demiş. Soru işareti x, a hangi harf koyarsanız koyun. Veya soru işareti koyun. Bu bilinmeyeni yalnız bırakmanın tek yolu yanındakinin ters işlemini yapmaktır. Burada artı 3 olduğuna göre eksi 3 eklenmesi ve yalnız bırakılması gerekiyor. Her iki tarafa da eksi 3 eklenmesi 3 ile çıkartma demektir. İkinci sorumuzda 26 eşittir 9 eksi soru işareti. Yukarıdaki eşitliğin korunarak soru işareti yerine yazılması gereken sayıyı bulmak için eşitliğin iki tarafında yapılması gereken işlemler nedir? Evet, soru işaretini yalnız bırakabilmek için buradaki sayının karşı tarafa atılması ya da ters işleminin yapılması gerekir. Bu da eksi 9'dur. Yani 9 ile çıkartma yapılacaktır. Zaten diğer şıklarda bu olmadığı için bakmaya bile gerek yok. Ama burada ikinci bir işlem daha var. Çünkü soru işareti eksi soru işareti olarak verilmiş. Bulduğumuz sonucun eksi 1 ile çarpıldığı zaman işareti artıya dönecektir. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Üçüncü sorumuzda komplike bir işlem verilmiş. Yukarıdaki eşitliğin korunması için soru işaretinin yerine yazılması gereken sayı kaçtır? Öncelikle karşıdaki işlemi sadeleştiriyoruz. 8 eksi soru işareti eşittir. 11 eksi 2 eşittir 9. Burada isterseniz 8'i karşıya atın. İsterseniz 8'i sadeleştirmek için eksi 8 ile toplayın. Size kalmış bir şey. Soru işaretini yalnız bıraktıktan sonra tabi eksi soru işareti özellikle buna dikkat ediyoruz. Eşittir. 9 eksi 8 1. İşareti ters çevirebilmek için eksi ile çarpıyoruz. Her iki tarafı da artı soru işareti eksi 1 ediyor. Ve cevabımız B şıkkı eksi 1 olarak buluyoruz. Dördüncü sorumuz bir bilgi sorusu. Bir denklemdeki bilinmeyenin üssü denklemin derecesidir. Yukarıdaki ifade doğru mudur, yanlış mıdır? Hemen bir denklem yazalım. Örnek veriyorum. X üzeri 3 artı Y üzeri 2 eşittir 9. Ya da 2'nin küpü eksi 3'ün karesi eşittir eksi 1. Şimdi burada koyduğumuz işlemlerde yazdığımız değerlerde kaçıncı derece denklemlendiğinde en yüksek rakamlı üs hangisi ise burada bir ikinci derece bileşen var bir de üçüncü derece. Burada da bir üçüncü derece bileşen var bir de ikinci derece. En yüksek hangisi ise bu denklem o derece bir bilinmeyenli denklemdir. Yani bu üçüncü derece bilinmeyenli bir denklemdir. Beşinci sorumuzda çevresinin uzunluğu 27 santim olan bir eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu bulabilmek için kurulacak denklem sorulmuş. Hemen üçgenimizi koyuyoruz. Üçgenimiz eşkenar dediği için üçkenarı da eşit hemen x diyoruz. Diğer kenarlarda x oluyor. Ve çevresi de 27 olarak söylenmiş. Çevresini bulabilme durumumuz nedir? Çevredeki bütün kenarların toplamı x artı x artı x eşittir 27. 3 tane x eşittir 27.
X eşittir 9. Tabii bize denklemi sorduğu için sonuca gerek yok. Ama onu da yine bulmuş oluyoruz. 3x eşittir 27 denklemi hangi seçenekte var? C seçeneği. Evet, doğru cevabımız C seçeneğidir. 6. sorumuz. Bir çiftlikte koyunlardan 200 fazla olan tavukların sayısı 250'dir. Bu tarz sorularda ne demiştik? Direkt cümleleri söylerken işlemleri de hazırlamamız gerekmekte. Tavuklar 250 adet olarak verilmiş. Peki koyunlar? 200 adet fazla tavuk olduğuna göre 250 eksi 200 eşittir 50 tane de koyun var. Bu durumda koyun sayısını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? Tavukların sayısı 250 ve koyunların sayısı 50 olacak. Biz bu 50'yi bulabilmek için ne yapıyoruz? Aradaki farkın 200 olduğu söylenmiş. Koyun sayısına x diyoruz ve koyun sayısını çıkarttığımız zaman 200 bulmamız gerektiğini söylüyoruz. B şıkkına bakacak olursak 250'yi karşıya attığımız zaman x eşittir 450 sonucuna ulaşır ki bu koyun sayısını vermemektedir. Cevabımız A seçeneği. 7. sorumuz direkt bir işlem sorusu. 3 çarpı parantez içinde x artı 7 eşittir 48 olarak verilmiş ve x'in kaç olduğunu soruyor. Hemen dağılma özelliğini uyguluyoruz. 3 ile hem x'i hem 7'yi çarpıyoruz. 3x artı aradaki işlemi alıyoruz. 3 kere 7 21 eşittir 48. Burada hemen 21'i karşıya atıyoruz. Eksi 21 olarak geçiyor ve 3x'i yalnız bırakmış oluyoruz. 3x eşittir 48 eksi 21 27 olarak bulunur. Burada x'i yalnız bırakabilmek için her iki tarafı da 3'e bölmemiz gerekiyor. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman x eşittir 9 sonucuna ulaşırız. 8. sorumuzda bir işlem sorusu. Yine rakamları bir tarafa toplayacağız ve x'leri bir tarafa toplayacağız. İşlem yapmadığımız 4x'i yazıyoruz. 3x artı olduğu için karşıya eksi olarak geçer. 3x eksi 3x eşittir. İşlem yapmadığımız artı 6'yı yazıyorum. Eksi 1 karşıya artı 1 olarak geçer. Çünkü işaret değiştirir karşı tarafa geçtiği zaman. 4x eksi 3x eşittir x eşittir artı 6 artı 1 eşittir artı 7 olarak bulunur. 9. sorumuz yine soru işaretini bulmamızı istiyor. Bu işlem için ne yapmamız gerektiğini soruyor. Soru işaretini 8'e bölmüş, 25 bulunmuş. Biz işlemi yapma ihtiyacı hissetmiyoruz. Sadece soru işaretini nasıl bulacağımıza bakacağız. Eşittir 25 dediğinde iki seçeneğimiz söz konusu. Ya 8'i direkt karşıya çarpı olarak atarız ya da 8'i sadeleştirebilmek için her iki tarafı da 8 ile çarparız. Sonuçta her halükarda 8 ile çarpma işlemi yapılacağı için A seçeneği doğru cevaptır. 10. soruda yine soru işaretini nasıl bulacağımızı soruyor. Ama bu sefer soru işareti alt kısımda verilmiş. Ama burada zaten şıklara dikkat edecek olursanız soru işaretiyle bölme, soru işaretiyle çarpma ile zaten başlayacağını belirtmiş. Şimdi bizim her iki tarafta da soru işaretiyle çarpmamız gerektiğini biliyorsunuz zaten. Böylece 6 yalnız kalacak ve soru işareti üst kısma geçecek. 6 eşittir 8 çarpı soru işareti olacak. Yani soru işaretiyle çarpma yapıyoruz. Sonra soru işaretini yalnız bırakabilmek için yanındaki 8'i
nasıl sadeleştirebileceğimize bakacağız. 8'i sadeleştirmek için her iki tarafı da 8'e bölüyoruz. Sonuç önemli değil çünkü bize sadece yöntemini soruyor. Bu da ne demek? 8 ile bölme yapıyoruz. Cevabımız D seçeneği. 11. sorumuzda bu sefer aralardaki işaretler eksi ve parantez içindekiler de eksi olarak verilmiş. Esas burada dikkat edilmesi gereken şey sadece parantezin dışına çıkacak olan eksilerdir. İşlemi parantez dışına gelecek hale getiriyoruz. İlk önce soru işaretini yazıyoruz. Önünde bir işaret yok. Aradaki işaret eksi aldık. Parantez dışına eksi 1 olarak çıkacak. Eksi eksi daha artı olur. Artı 1 olarak işlem görür. Eşittir. Parantezin dışına eksi 10 olarak çıkacak. Aradaki işaret eksi. Parantezin dışına eksi 3 olarak çıkacak. Aradaki işaret eksi olduğu için artı olacak. Artı 3. Şu işlemi yapıyoruz. Şu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz parantez içine de alabilirsiniz. İşaretler farklı olduğu için çıkartma yapacağız. Büyük olanın işaretini alıyoruz. Eksi. Onun işareti eksi olduğu için 10 eksi 3 7. O zaman işlemimiz ne olmuş oldu? Soru işareti artı 1 eşittir. Eksi 7. Ve soru işaretini yalnız bırakabilmek için artı 1'i karşıya atıyoruz. Yine işaret değişikliği oluyor. Eksi 7. Eksi 1. Her iki tarafında işareti aynı olduğu için işaret aynen yazıyoruz. Eksi 7 artı 1 8. Sonucu eksi 8 olarak buluruz. 12. sorumuz bir bilgi sorusu. Denklem birinci dereceden bir bilinmeyeni denklemdir. Kaç bilinmeyen olduğuna bakıyoruz. Sadece x yani bir bilinmeyen doğru. Birinci dereceden mi diye bakıyoruz. 2, 3, x üzerlerinde herhangi bir üslü rakam var mı? Yok. O zaman bu ne demek? Üstleri 1 demek. Bu da birinci dereceden denklem demektir. Yani ifade doğrudur. 13. sorumuz çok güzel bir denklem sorusu. Fırındaki ekmeklerin 50 tanesinin satılmasından sonra 160 ekmek kalması durumunda fırındaki başlangıç ekmek miktarını bulabilmek için kurulacak denklem aşağıdakilerden hangisidir? Okurken hikayesini yazdığınız zaman direkt seçeneği zaten işaretlemiş oluyorsunuz. Satılan ve başlangıçtaki. Cevabımız D seçeneği. 14. sorumuz bir işlem sorusu. 16 artı x eşittir 25 olduğuna göre x kaçtır demiş. Bunu iki şekilde yapabiliriz. 16'ya hangi sayı eklenirse 25 olur. 25'ten direkt 16'yı çıkarırız ve 9 olarak buluruz. Veya ille işlem yapmak istiyorsanız 16'yı karşıya atarsınız. 25 eksi 16 olur. İşaret değişiminden dolayı eşittir x olur. 25 eksi 16 9. 9 eşittir x olarak bulunur. Evet arkadaşlar son iki sorumuz. İkisi de aynı modelin farklı versiyonları olduğu için ikisini yan yana aldım. Aradaki farkı görmek için. 3x eksi 3 eşittir 24 olduğuna göre x kaçtır? 2 çarpı x eksi 5 eşittir 6 olduğuna göre x kaçtır? Evet birincisinde x'i yalnız bırakmak için eksi 3'ü karşıya atıyoruz. İşaret değişiyor. Artı 3 oluyor. 3x eşittir 24 artı 3. O da eşittir 27. Her iki tarafı 3'e bölüyoruz. X'i yalnız bırakabilmek için. X sadeleştirince eşittir 27 bölü 3 9'a eşittir
diyoruz ve sonucu buluyoruz. İkinci sorumuzda dağılma özelliğini kullanıyoruz ve 2 çarpı x eksi aradaki işareti alıyoruz. 2 kere 5 10 eşittir 6 diyoruz. Burada yine 10'u karşıya atıyoruz ve 10 sadeleşmiş oluyor. Eksi olduğu için artı 10 olarak geçiyor. 2x eşittir 6 artı 10, 16. İki tarafı da 2'ye bölerek x'i 8 olarak buluyoruz. İkisi de bir bilinmeyenle denklemlerin farklı şekillerdeki versiyonlarıdır. Hikayesini doğru yazarsanız hiçbir zaman soruyu ıskalamazsınız.